Ben de ananı getir. Getir getir. Tamam. Vay canına uçurdum bebeğim. Bana da şimdi vereceğim. Valla. Başım ne yapamam. Bir erkek lazım geldim, buraya. Benim işimi engelleme. Bırak bırak. Yarım mı? Bak abi orada benim telefonum var. Telefonun altına koy ver bize. Böyle. Allah. Nasıl bak. Yok yok geçtim buraya geçtim. Bir Hükümet Bir Hayat adlı bir proje bu. Bu projenin kapsamında aslında biz yaptığımız birazcık araştırmalardan sonra Manavgat bölgesine yeterli gönüllü destek gelmediğini fark ettik. Ve bunun üzerine aslında bu proje başladı. Şu anda burada köy köy yanan ahırları ve kümesleri tespit edip Türkiye'nin farklı farklı şehirlerinden gelen gönüllü ekiple birlikte buradaki ahırların, kümeslerin tadilatlarını yapıyoruz. Tekrardan kümesler ve ahırlar yapılıyor kısacası. Şöyle, ben yangında doğru bir müdahale yapamayacağımı düşünüyorum. Çünkü gönüllü olarak gelseniz de bazen gerçekten itfaiyecilerin hayatını da tehlikeye atıyorsunuz bilmediğiniz bir yer olduğu için. Ama bundan sonrası asıl sıkıntıydı. Yani yaralar nasıl sarılacaktı? Yangını söndürdük. Peki o zaman kalan köy halkı ne yapacaktı? Ve açıkçası doğru ve yerinde yardıma ulaşmadığını biraz duydukça aklıma böyle bir fikir geldi. En azından bir yerden gerçekten sadece ahırı yapmak da değil mevzu. Yani aslında vatandaşın da halkın yanında, köy halkının yanında olabileceğini de biraz göstermek ve birazcık sivil vatandaşın, biz herhangi bir parti üyesi değiliz, biz herhangi bir dernek üyesi de değiliz. Aslında sivil vatandaşın da bir araya gelerek kendi içinde küçük gruplarla birçok şeyi değiştirebileceğini aslında örnek olsun istedik ve böyle yola çıktık. Gönüllüler aslında farklı meslek kollarından. Ben mimarım. İçimizde iç mimar öğrenci var. Entas oldu. Endüstriyel tasarımları bölümünden. Satış danışmanı var. Organizatör var. Yani aslında bu böyle sadece mimarların toplandığı bir grup değil. Tamamen gönüllü vatandaşların geldiği. Çünkü duvar örmek aslında sahaya girdiğinizde bir iki gün içinde çok rahat öğrendiğiniz bir şey. Yanımızda sağ olsun ustabaşılarımız oluyor. Onların da desteğiyle birlikte yapıyoruz. Bu 6. ahır. Evet. Şu an 5. gündeyiz. 5. günde 6. ahır bitiyor. Bunlar evet AFAD'ın tespit ettiği yerlerle ilçe tarım müdürlüğünün birlikte bir listeleri var. Onları karşılaştırıp bu şekilde buluyoruz ama onun dışında bazen elimizde kaynak olmadığında da gerçekten köyde gezdiğimizde de zaten aslında gözünüz görüyor. Ve bu şekilde ekstradan tespitlerimiz de oluyor. Vallahi bunu buradan almadım. Ha, ama şalvarlarım buradan. Şalvarlarımız buradan. Sağ olsun burada bize yemek getiren bir ablamız var. O getiriyor bize. Ondan gelme. Hepimizin şalvarı da oldu. Burada köy altına alıştık valla. Karpuz yiyoruz. Zaman... Keçi boynuzu yiyoruz kalanlardan. Tamamen organik. Aynen öyle. Valla domatesler muazzam. Yani uzun zamandır biz de buraya geldiğimizden beri mutluyuz. Tamamen organik besleniyoruz en azından. Ay Allah. Düşerken orayı çok mu sekiz? Çalışırken çekeceğiz.